Arkadaşlar merhabalar, bu videomda yamuk konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani neredeyiz? İkizkenar yamuktayız arkadaşlar. Evet, ikizkenar yamuk neymiş? Yan kenar uzunlukları eşit olan yamuğa ikizkenar yamuk diyoruz. Evet, ikizkenar yamukta da tabi kendi çapında bazı şeyleri var arkadaşlar. Olmazsa olmazları var. Biraz sonra o olmazsa olmazlardan bahsedeceğiz. Ama öncelikle demiş A açısıyla B açısı eşittir. Taban açıları birbirine eşit. Dolayısıyla tepe açıları da birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Hocam niye taban açıları eşit oluyor diye soracak olursanız. Burada bir paralel kenar oluşturacak olursak. Paralel kenardan dolayı hocam şurası bir paralel kenar oldu ya. Paralel kenardan dolayı şu kenarla şu kenar birbirine eşit oldu mu oldu. A ikizkenar çıktı. Alfa ise burası da alfadır. Paralel kenardan dolayı bunlar birbirine paralel. Yöndeşlikten dolayı burası da alfa oldu. Gerçekten de A açısıyla B açısı eşit oldu. A açısıyla B açısı birbirine eşitse bunu bulduk. Burası alfa ise burası 180 eksi alfadır. Aynı şekilde burası beta ise burası da 180 eksi alfadır arkadaşlar. Burası da alfa ise burası da 180 eksi alfa. Yani C açısıyla da D açısı birbirine eşit oldu. İspatlardan bir tanesi bu. Farklı ispatlar da yapabiliriz tabii ki. Evet, şimdilik tanıyalım ve ispatlarını gösterelim. Olmazsa olmazlarımızdan biraz sonra bahsederiz arkadaşlar. Geldik şuraya. İkizkenar yamuğun köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Evet. Olmazsa olmazlarımız arkadaşlar işte bu ikisi. Nedir? İkizkenar yamukta iki tane yöntemim var kardeşim. Ya köşegen çizilmişse diğer köşegeni de sen çizeceksin ya da şu dikmeleri çizeceksiniz. İlk önce şundan bahsedeyim. İkizkenar yamuğun köşegen uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlar. Yani şu köşegen uzunlukla bu köşegen uzunluk birbirine eşit. Aynı zamanda kendi çapında ayırdıkları yerler şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşittir arkadaşlar. Hatırlarsanız bir şey demiştim daha öncesinde. Köşegenleri dik kesen bir yamukta hep böyle paralel kenar oluşturuyoruz demiştik. Dışa doğru paralel kenar çiziyoruz demiştik. Mesela bu ikizkenar yamukta onu yapmaya gerek kalmayacak. Burası 90 derece ise hani şuradan bir paralel kenar oluşturayım hocam falan filan yapmaya gerek yok. Niye? Çünkü burası 90 derece ise burası da 90 derece ya. Zaten ikizkenar dik üçgen çıktı. Burada 45-45-90 üçgeni. Burada da 45-45-90 üçgeni çıktı. Büyük ihtimalle 45-45-90 üçgeninden şu uzunlukları falan filan bulabiliriz arkadaşlar. Ondan sonrasında soru çıkmıyorsa o zaman yine paralel çizme yöntemini uygulayabilirsiniz. O ayrı bir konu. Şimdi arkadaşlar ikizkenar yamukta ne dedik? Özelliğimiz ne diyor şimdi? Köşegenler birbirine eşit ve kendi çapında ayırdıkları buradaki yerlerde birbirine eşit diyor. Hadi bakalım ispatını yapalım. Şuradaki yamuk üzerinden göstereyim arkadaşlar size ispatını. Bakın ne yapacağız? Şimdi ikizkenar yamuk mu bu? Evet. Bu ikizkenar yamukta şu taban açıları neydi arkadaşlar? Birbirine eşitti. Peki arkadaşlar ne yapacağız? Köşegenlerin eşitliğinden bahsediyoruz. O zaman şu köşegenleri de çizelim isterseniz bir öncelikle. Şunları çizdik. Hocam şunları çizdikten sonra bu eşit kenarları benim kullanmam lazım. Bu eşit kenarları nasıl kullanabilirim? Burası A iken burası A, burası da B. Dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki açı alfa iken kolları A'ya B. Buradaki açı da alfa iken kolları A'ya B. Hocam şu üçgen ile bakın bir sarı üçgenle göstereyim onu. Bu sarı üçgenle öbüründe mavi ile mi göstereyim? Yok, siyahla göstereyim. Şu siyah üçgen birbirine benzer oldu. Sebep? Çünkü alfanın kolları sarı üçgende kenar açı kenar benzerliği A'ya B. Burada da alfanın kolları şu siyah üçgende A'ya B değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman iki üçgen eş üçgen oldu. Neden dolayı? Kenar açı kenardan dolayı. Madem bunlar eş üçgen. Eş üçgende temel mantık neydi arkadaşlar? Aynı kenara gören açılar birbirine eşit ya da aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitti. O zaman sarı üçgenle siyah üçgen eş ya. Burada alfanın karşısındaki bu kırmızı kenarla bu siyah üçgendeki alfanın karşısındaki bu siyah kenar birbirine eşittir. Yani köşegenlerin eşitliğini birbirine göstermiş olduk arkadaşlar. Hatta çift çizgiyi gören buradaki açı nokta açısıyken çift çizgiyi gören bu sarı üçgende burası da nokta açısıdır. Hatta başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Burası çift çizgi ise B'yi gören siyah üçgende çift çizgi açısıysa diğer üçgende de B'yi gören sarı üçgende burası da çift çizgi açısıdır. Hatta bunun tamamı alfaydı. Ben buraya çizgi açısı dersem burası da çizgi açısı olmak zorunda. Nokta artı çizgi ise burası da nokta artı çizgi olduğundan dolayı. Bakın ne çıktı burada? İkizkenar üçgen çıktı. Yani şu parça ile şu parça birbirine eşit. Hatta burada da ikizkenar çıktı mı? Çıktı arkadaşlar. Sebep Taban açıları eşit ya. Tepe açıları da eşit olacak. Burası çift çizgi artı bilmem neyse şu çift çizgi ise burası da çift çizgi artı burası da çift çizgi olmak zorunda. Çünkü tepe açıları da birbirine eşit olduğundan dolayı. Aa, burada da ikizkenarlık çıktı. Ya da o ikizkenarlığı şöyle de gösterebilirdik. Hocam biraz önce eşlikten alfanın karşısındaki bu kenarla alfanın karşısındaki bu kenar eşit dedik ya. Burası s'ye yuvarlaksa burası da s'ye yuvarlak olmak zorunda. O yüzden buradaki eşitliği de gösterebiliriz. Gerçekten de ne oldu arkadaşlar? Köşegenler birbirine eşit oldu. Kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşit olmuş oldu arkadaşlar. İspat da bu şekilde. Unutmayın, bu ikizkenar yamukta iki yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi neymiş? Köşegenler eşit olduğu için özellikle köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verildiğinde diğer köşegeni de biz çizmeliyiz. Çünkü köşegenleri birbirine eşit. Oradaki alakayı, ilgi alakayı kurmak zorundayız soruda arkadaşlar. Ve köşegenler birbirine eşit. Aynı zamanda kendi çapında ayırdıkları yerlerde birbirine eşittir arkadaşlar. Tamam. Birincisi bu. İkincisi de bizim olmazsa olmazımız. Arkadaşlar bunlar önemli. Gerçekten. İkizkenar yamukta olmazsa olmazlarımızdır bu. Ya köşegenlerin eşit olması ya da ikizkenar yamuk gördüğün zaman arkadaşlar şu dikmeleri çizeceksiniz. Burada şunu demiş. Hocam bir yükseklik çizdiğimiz zaman Hüseyin Bey uzunluğu şurası a-c/2'ye eşit diye vermişim. Ezberleme kardeşim. Sakın ama sakın ezberleme. Bu önemsiz. Sırf burada ben olayı göstermek için şu dikmeleri çizeceksiniz dedim ya. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Şimdi ikizkenar yamuk bu. Hocam burası alfa ise burası da alfa. Buradan dik çizilmişse şuradan da diki çizdiğimde aa ne oldu, dik üçgenler çıktı. Alfa 90 ise burası beta, alfa 90 ise burası beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş. O zaman beta'nın karşısındaki bu kenarla beta'nın karşısındaki bu kenar eşittir. İşte bu yüzden arkadaşlar ikizkenar yamukta ya köşegenleri çizeceğiz ya da şu dikmeleri çizeceksin. Bu dikmeleri çizdiğin zaman ne oluyor? Şunlar birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Ayırdıkları yerler birbirine eşit. Nereden geldi? Eş üçgenden geldi. Sen şu Hüseyin Bey uzunluğu a-c/2'yi ezberleyeceğine şu dikmeleri çizdiğinde şu uzunlukların birbirine eşit olmasını düşün kardeşim. En etkili yerlerden biridir bu. Yalnız şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Biz yamukta anlatıyoruz. İkizkenar yamuğa gelince bütün anlattıklarımız heba oluyor. Niye? Çünkü her yamuk gördüğünüzde ondan sonra bu dikmeleri çizmeye kalkışıyorsunuz. Hayır kardeşim. Sadece ikizkenar yamukta çizeceksin. Bir de atıyorum burası 45 derece ise, atıyorum burası özel bir açıysa, bu özel açıysa buradaki diki ya da buradaki açı özel açıysa buradaki diki çizebilirsiniz. O ayrı bir konu. Ama lütfen bu dikmeleri başka zaman çizmeyin. Normalde açılar işin içine girince ne yapıyorduk? Paralel kenar oluşturma yöntemlerimiz vardı. Bunları sakın ama sakın unutmayın. Neyse yeniden buraya geldik. İkizkenar yamuk gördüğümüzde şu dikmeleri çiziyorsanız bu parçalar birbirine eşit oldu. C ise burası da C oldu. E hocam tamamı A'ydı. Şu ikisine a-c kaldı. O zaman burası a-c/2'ye a-c/2 oldu. Zaten sakın ezberleme. İspatı videoda yapılacak diye yazmışız arkadaşlar. Evet a-c/2 diye ezberleme. Şu dikmeleri çiz, olay bitsin. Şimdi sorularda daha net bir şekilde anlayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım şuraya. Özetleyecek olursak ikizkenar yamukta iki temel yapımız var. Bir, köşegenleri çiziyoruz. Köşegenlerin birbirine eşitliğini kullanıyoruz. Tabii ilk çizmemiz gereken durumlarda bu. Ayrı. Bir de iki, şu dikmeleri çiziyorsunuz. Unutma. Bak şimdi burada ne var? Aa hocam ikizkenar yamuk, köşegenler çizilmiş. Köşegenler birbirine eşitti ve kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşitti. Hocam köşegenler dik kesişmiş. Bir paralel kenar çizmeye falan gerek yok. Çünkü niye? İkizkenar dik üçgenler çıktı. Hocam ikizkenar dik üçgen. Burası da aynı şekilde 90 derece. İkizkenar dik üçgen. Burası 8 ise yani 45 90 üçgeni. 8/kök 2'den dolayı burası kaç yapar arkadaşlar? 8'i kök 2'ye böldüğün zaman kök 2 eşleniğiyle çarparsın, 4/2 çıkar. Bunlar 4/2 oldu. Sonra burası da 45 90 üçgeni oldu. O zaman burada da 6'yı kök 2'ye bölersen ikizkenar dik üçgende hipotenüsten dik kenardan hipotenüse geçiş kök kat. Hipotenüsten dik kenara geçti. Kök 2'ye bölünmüş hali. O zaman bu da 6/2/2'den 3/2 mi çıktı? Evet. 3/2. Benden AD uzunluğu isteneni x. Aa burada ne var arkadaşlar? Burası 90 derece. Pisagor. 3'ün kök 2 katı. 4'ün kök 2 katı. Burası da 5'in kök 2 katı olmak zorunda. Yani x 5/2 olarak bulundu arkadaşlar. Bir şey çizmemize gerek kalmadı. Zaten köşegenler burada çizilmişti arkadaşlar. Orada verilen bilgileri kullanınca da sonuca rahat bir şekilde ulaştık. Geldik ikinci soruya. Hocam ikizkenar yamuk. Aa hocam ikizkenar yamukta iki yöntemimiz vardı. Ya köşegeni çizecektik ya bu dikmeleri çizecektik. Farz edelim şu dikmeyi çizsek. Hocam dikmeyi çizdin ama buradan da çizsen, çizmeden önce şu dikmeyi çizdiğinde fark ettin. Aa hocam 15, 75, 90 çıktı. Gittiğin yol değil. Sil kardeşim onu. O zaman ilk etapta bakalım köşegenden çıkacak mı arkadaşlar? Ne yapalım? Diğer köşegeni çizelim. Hop diğer köşegeni çizelim. Çizdiğimiz zaman şu parçalar birbirine eşitti. Şu parçalar da birbirine eşitti. Ana ne çıktı? İkizkenar. 75 ise burası da 75. İki açıyı yan yana gördük. O zaman iki iç açı toplam bir dış açı ya da 75, 75, 150. Burada kaç derece oldu? 30 derece oldu. Bizden alan ABCD isteniyor. Köşegen uzunlukları belli mi? Belli. Bir köşegen 6, diğer köşegen de 6. Köşegenler belli. Arasındaki açı da belliyse direkt formülümüz yok muydu arkadaşlar? Köşegenler ve arasındaki açı belliyken köşegenler çarpımı sinüs 30 bölü 2 eşittir. Sinüs 30 neydi? Hemen bir 30, 60, 90 üçgeni çizersin. 1, 2, kök 3. Sinüs 30 1 bölü 2 eşit arkadaşlar. Sinüs 30 1 bölü 2 eşit. Bunun yerine 1 bölü 2'yi yazacak olursak şununla şu sadeleşse 3 kaldı. Bununla bu sadeleşse 3 kaldı. 3 kere 3 kaç yaptı arkadaşlar? 9 yaptı. Evet cevabımız böylelikle 9 oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi ABC'de bir ikizkenar yamuk. Evet bu bir ikizkenar yamuk. Başka AD ile BC birbirine eşit verilmiş. Bir de AC ile EB'nin uzunluğu birbirine eşit verilmiş. AC ile EB'nin uzunluğu. Bak sen. Bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verilmiş. Ne yapacağız? Hocam iki yöntemimiz vardı. Ya köşegen çiziyorduk ya bu dikmeleri çiziyorduk. Arkadaş köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verilmişse ne yaparız? Diğer köşegeni çizmek daha mantıklı. Bak dur şimdi düşün. Köşegenlere eşit olan dörtgenleri düşün. Paralel kenarda eşit mi? Hayır. Eşkenar dörtgende eşit mi? Hayır. Başka ne? Deltoid işledik. Deltoid'de eşit mi? Hayır. Nerede eşitti arkadaşlar? Dikdörtgende eşitti. Karede eşitti. Bir de ikizkenar yamukta eşitti arkadaşlar. Hatırlayın dikdörtgende de bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verildiğinde ne yapıyorduk? Diğer köşegeni çiziyorduk arkadaşlar. Karede de aynı şekilde. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Diğer köşegeni çizeceğiz arkadaşlar. Diğer köşegeni çizdiğin zaman köşegenler birbirine eşitti. Hemen bu eşitliği koyalım. Hop şöyle. Ne çıktı burada? İkizkenar çıktı. Bir de kendi çapında şuradaki parçalar birbirine eşit. Şu parçada da şu parça birbirine eşitti. Hocam bu ikizkenar çıktı mı? Çıktı. 25 ise o zaman burada kaçtı da 25? İki açı yan yana geldi. İki iç açının toplamı bir dış açıdan burası 50 oldu. Şu uzunluklar kendi çapında birbirine eşit. 50 ise o zaman burası da 50. Takıldık kaldık. 50, 50, 100 burayı da buluruz arkadaşlar. Ama AKE açısı, alfa açısı isteniyor arkadaşlar bizden. Yani ben şu üçgene yoğunlaşacağım o zaman. Yoğunlaş o zaman arkadaşlar. Bak şu üçgene yoğunlaştığın zaman bu üçgenin diğer iki açısı belli. Yani 50, 25 ve alfanın toplamı nedir arkadaşlar? Tabii ki 180 derecedir üçgenden dolayı. Alfa da ne yapıyor? 180-75'ten 105 derece olarak bulunur arkadaşlar. Evet bu örneğin cevabında 105 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Ne yapacağız yine burada? İkizkenar yamuk verilmiş mi? Verilmiş. İki taktiğimiz var. Ya köşegen çizeceğiz. Köşegen çizince özel bir durum çıktı mı? Maalesef çıkmadı arkadaşlar. Siliyoruz. Ya da bu dikmeleri çizeceğiz. Hadi çizelim bakalım. Şu dikmeyi çizdin. Bu dikmeyi de çizince bu dikmeleri çizmeyle kalmasın. Bu dikmeleri çizdiğinde ispatladık ya eş üçgenden. Şu parçalar ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Hocam 1 ise yukarısı 1 aşağısı 1. Tamamı 9'du. Bu ikisine 8 kaldı. 8'i de 2'ye böldüğümüz zaman burası da 4 burası da 4 birim çıktı. Takıldık kaldık. Verilen bilgileri kullanmak zorundayız. Nereyi kullanmadı diye kendine sor. Hemen zaten cevabı bulursun. Hocam buradaki 90'ı kullanmadın. Bak dikten dik çizilmiş. Burada ne var arkadaşım? Öklit. O zaman arkadaşlar burada öklit uygulayacağım. Bazılarınız hala öklit deyince h kare eşittir p çarpı k'ya takıntılı haldesiniz. Kardeşim senden bc isteniliyor. Dikten dik çizilmiş öklit. Burada ait öklit bağıntısı direkt yok mu? Yani x'in karesi eşittir bu çarpı tamamı. 4 çarpı tamamı nedir? 4 tamamı zaten 9. 4 çarpı 9'dan 4 kere 9 36 ise x kare 36 ise x'i de kaç buluruz arkadaşlar? 6 olarak buluruz. Önemli bir soruydu. Güzel bir soruydu. Yani ikizkenar yamukta ya köşegenleri çizeceğiz ya bu dikmeleri çizeceğiz arkadaşlar. Sakın ama sakın unutma. Evet geldik bir sonraki soruya. Arkadaş ikizkenar yamuk verilmiş. Böyle de bir dik çizilmiş. Garip bir durum. Burası 5 burası 9 verilmiş. Aa hocam burası da 5 burası da 9 mu acaba? Ya acaba var orada. Sen böyle bir özellik biliyor musun? Bilmiyorsun. Ha bazı kitaplar mesela bu soruyu böyle bir özellik olarak verebilir. İkizkenar yamukta böyle bir dik çizildiğinde şu parçayla şu parça eşittir diyebilir miyiz? Yok diyemeyiz. Diyemeyiz. Direkt eşit diyemeyiz. Orta taban uzunluğu isteniyor zaten bizden arkadaşlar. Bu çizginin nereden olduğunu bilmiyoruz. Öyle bir özellik yok arkadaşlar bu arada. Bu çizginin nereden çizildiğini bilmiyoruz arkadaşlar biz. Bu çizgi belki bak şuradan da çizilebilirdi. Bak böyle de çizilebilirdi. Değil mi? O yüzden dikkat. Buna dikkat. Şimdi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bunlar birbirine eşit, bunlar da birbirine eşit diye bir şey söylersek sallamış oluruz. Çünkü öyle bir özellik vermedik. Öyle bir özellik yok. O zaman ne yapmıyorduk arkadaşlar? Bir tarafımızdan bir şey uydurmuyorduk. Yani kafamızdan bir şey uydurmuyorduk soruları çözerken. Ne yapacağız? İkizkenar yamuk. İkizkenar yamukta biz ne yapıyorsak onu yapacağız. İki yöntemimiz var. Ya köşegenleri çizeceğiz ki burada köşegenlerin saçma olduğu belli. Ya da şu dikmeleri çizecektik. Bu dikmeleri çizeceğiz. Hadi bakalım çiz bakayım buradan dikmeleri. Çizdiğin zaman ne oluyordu? Şu parçayla şu parça birbirine eşit oluyordu. Aa hocam burası 5 iken burası da 5 mi? 5. Hocam burası A ise buraya 9 eksi A kaldı. Burada da bir dikdörtgen çıktı. 9 eksi A ise burası da 9 eksi A oldu. A ise burası da A oldu mu? Oldu. Bizden yamuğun orta taban uzunluğu isteniyor. Şu artı şu bölü 2 değil mi? Evet. Şurası kaç yaptı? Şurası kaç yaptı? A 5, 9 eksi A ve A'nın toplamı. Yani A 5 ve 9'un toplamı. O da A artı... Hepsini yazayım isterseniz. A artı 5 artı 9 eksi A artı A yaptı. Artı üst tabanda 5 artı 9 eksi A bölü 2. Alt taban artı üst taban bölü 2 bize orta taban uzunluğunu veriyor. A'lar gitti mi gitti. Burada da eksi A var. Bu da gitti arkadaşlar. 9 5 daha 14. 9 5 daha 14. 28 yaptı. 28 bölü 2'den cevabımız da kaç yapar arkadaşlar? 28'i 2'ye böldüğümüz zaman cevabımız da böylelikle 14 yapacaktır arkadaşlar. Ha, bazı kitaplar belki de bunu şey olarak vermiştir. Buradan dik çizdiğimizde orta taban uzunluğu şu ikisinin toplamına eşit olur diye bir özellikle sallayabiliriz. Al işte ispatını da yapmış olduk. Hani özellik olarak vermeye gerek var mı ya da ezberlemenize gerek var mı? Yok kardeşim. O zaman özelliğe gerek yok. Kendin bir şekilde ulaşırsın yani. Yani öyle yamukta ben özellikleri ezberleyeyim. Yani her soru tipine ait bir özellik yazabiliriz aslında şöyle baktığınız zaman. Ama gerçekten çok gereksiz arkadaşlar. Lütfen ama lütfen bunlara dikkat edin. Evet gençler böylelikle bu sorunun cevabını da 14 bulduk. Ve sırada ne var? Yamukta alan var arkadaşlar. İsterseniz onu da bir sonraki videoya bırakalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.